Kaldıran Muharebesi 23 Ağustos 1514. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri daha Trabzon'da şehzadeyken Şah İsmail'in namı kulağına gelmişti. Yavuz Sultan Selim, kim bu Şah İsmail, niçin bu kadar abartılıyor diyerek meraklandı. Tez Trabzon'dan Safevi toprağına giriş yaptı. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri etrafı kolaçan ederken bir kahvede oturur ve dinlenmeye başlar. Hemen yanı başında beyler satranç oynuyordu. Yavuz Sultan Selim Han satranç oynayan beyler ile hasbihal ediyordu ki işlerinden birileri Yavuz Sultan Selim meydan okur. Yavuz Sultan Selim aynı zamanda satranç oynamakta bir numaradır. Kahvehanedeki herkesi yendikten sonra Yavuz Sultan Selim'in namı tez vakitte Şah İsmail'in kulağına gelir. Şah İsmail de satranç oynamada ustadır. Şah İsmail Yavuz Sultan Selim'i davet eder ve satranç oynamaya başlarlar. Birkaç saat aradan sonra Yavuz Sultan Selim bilerek yenilir. Bu bir taktikti. Yine oynamaya başlarlar ve birkaç saat aradan sonra Yavuz Sultan Selim satranç oyununu kazanır. Şah İsmail şaşırır ve öfkelenir. Ayağa kalkar ve sert bir şekilde tokat atar. Sen utanmaz mısın bari gafil der. Yavuz Sultan Selim korkuyormuş yapmışçasına eylem sultanım der şu şiiri okur. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dostum mu sandın? Belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde serdar olur. Yar olur, ayar olur, serdar olur, dildar olur. Şah İsmail de şiiri alakadar olduğundan Yavuz Sultan Selim'e bir kese altın verir ve şiirine meftun olduğunu söyler. Ve ona gönderir. Yavuz Sultan Selim saraydan ayrılırken birkaç koca taş görür ve taşı ata binmeleri için kullanılırdı. Onu kaldırır ve kese altını taşın altına koyar ve konakladığı yere gider. Eşyalarını toplar, Trabzon yolunu tutar. Birkaç gün arayla Şah İsmail'i Yavuz Sultan Selim'i huzuruna çağırır. Lakin Şah İsmail'in görevlendirdiği şahıslar Yavuz Sultan Selim'i bulamayınca öfkelenir ve yıllar geçti. Yavuz Sultan Selim abisinin yerine Yinçerilerin desteğini ile tahta çıkar. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'in gücünü, zekasını ve taktiğini satranç oyununda öğrenir. Ve şimdi Çaldıran Muharebesi'nin sebebini ve savaşlarını bizden dinleyin. Yavuz Sultan Selim Yeniçerilerin desteği ile tahta çıktı. Bu yardımda en büyüğü kayınpedere vermişti, yani Mengilli Giray vermişti. Mengilli Giray Kırım Hanlığında görevliydi. Yavuz Sultan Selim'in yerine 2. Bayezid abisi Ahmet tahta çıkaracaktı ki lakin Ahmet muvaffak olamayınca isyan çıkardı. Yavuz Sultan Selim bir müddet isyanla uğraştı ve Konya'dan payitahta dönemeden Konya üzerinden Safevi toprağına doğru yürüdü. Bu haberi Şah İsmail İstanbul'daki casuslarından haber aldı ve Yavuz Sultan Selim'e karşılık koyamadı. Biraz geriye çekildi ve her yeri yakıp yıktı. Çünkü Yavuz Sultan Selim ve orduları gelince konaklayacakları yer bulamasın diye bu taktiği uygulamıştı. 1. Selim İstanbul'dan 100 bin askerle ayrılmıştı. Anadolu'ya geldiğinde 40 bin asker iştirak etmişti. Ancak Yavuz Sultan Selim 100 bin kişilik orduyla yeterli buluyordu ve ordunun ihtiyacını Anadolu'dan da takviye etti. 40 bin kişilik orduyu da Kayseri ve de Malatya'ya bölüştürdü. Her an risk için. Yavuz Sultan Selim Han Safevi toprak sınırlarını geçti. Ordulardaki su aşk kısıtlamaya başladı ve ordu içinde isyan baş çıkardı. Hatta isyan oldu. Bazı yiğitler padişahın otağını etrafını sardı koruma amacıyla. Bazı oklar ise otağa isabet etti. Yavuz Sultan Selim tez şekilde otağından cesurca çıktı. Ahvalları gördü ve korkusuzca ordunun içine daldı. Cesur bir şekilde şu sözleri söyledi. İsteyen İstanbul'a dönebilir, isteyen benle cihat edebilir. Benim size ihtiyacım yok, tek başıma da savaşırım dedi. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Ovası'na geldi ve askerlerini dağlara hakim olmaları emretti. Çünkü dağlara hakim olurlarsa arkalarını sağlam alacaklardı ve savaş başladı. Sultan Selim merkezde orduyla olacaktı ve yanı başında Sadrazam Herşekzade Ahmet Paşa bulunuyordu. Sağ kanatta Anadolu'da askerlerle Hadım Sinan Paşa ve Karaman Beyler Bey Zeynel Paşa bulunuyordu. Rumeli askerlerinden sol kanatta konuşlandırılmıştı ve başlarında Hasan Paşa bulunuyordu. Şah İsmail ise sağda yanı başında Mehmet Han vardı. Sultan Selim Şah İsmail'in ordusunu merkeze çekip manevra ile top önlerinde Şah İsmail'in ordusunu imha edecekti. Osmanlı ordusu top atışları ile az da olsa Şah İsmail'in ordusunu korkuttu. Daha sonra Şah İsmail soldan ve sağdan saldırıya geçti. Sağ kanattaki Osmanlı ordusunu Safeviler kilitlediler. Rumeli askerleri ise vaktinde geriye çekilmediği için Şah İsmail'in ordusunu mağlup oldu. Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa öldü. Böylece Sultan Selim'in taktiği muvaffak olmadı. Böylece Şah İsmail merkeze hücuma geçti. Şah İsmail sol kanatı imha etti. Lakin merkezde Yavuz Sultan Selim ve de Hadım Sinan Paşa bu usta manevralarla Şah İsmail'in ordusunu zorluyordu.
Sağ kanattaki Osmanlı ordusu öfkelenerek toplarını gerisine çekildiler ve Safavi ordularını tuzağa çekip top atışlarıyla başladılar. Safavi komutanı Mehmet Han top atışlarına maruz kalarak ordusu ile beraber imha oldu. Geride kalan Safavi ordusu top atışları durunca Osmanlı orduları tekrar saldırıya geçti ve Safavilerin sol kanadı infaz edildi. Sol kanattaki Osmanlı ordusu merkez kuvvetlerine yardıma koştu. Yavuz Sultan Selim geriye çekildi ve topları önüne çekti. Böylece Şah İsmail tuzağa düştü. Şah İsmail yenileceğini anlayınca savaş meydanından kaçtı. Zafer Yavuz Sultan Selim'in oldu. Yavuz Sultan Selim Tebriz'e kadar girdi ve buradaki ipek ve baharat yolu ele geçirildi. Yavuz Sultan Selim kışı Tebriz'de geçirmek istiyordu. Ancak Yeniçeriler kabul etmeyince mecburen İstanbul'a döndüler. Savaşı kazanması bir avantajdı. Memlüklerin fethi ve böylelikle kolayca Mısır'ın fethi edebilirdi. Mısır'ın fethi pek yakında. Yavuz Sultan Selim'in bu yaptığı savaş toprak genişletmek değil, Osmanlı ve Safavilerin arasındaki gücü pekiştirmekti.